Yenge. Bak, karı yenge bak, bir ihbar şöyle geldi. Önemli bir ihbar şöyle geldi. Bekleyin bir dakika. Tamam. Bir alalım ihbardaki. Ya niye Allah'ımız var bizim? Tamam, bizim babamız dur, o ya. Tamam. Telefonda ihbar var. Eşin yanına otur. Gel yanıma. Aşkının yanına. Alo, hatta mısınız? Evet, hattayım, buyurun. Merhabalar. Siz ne biliyorsunuz Duran Bey'in dedenin ölümüyle ilgili olarak? Şimdi Duran dede böyle kolay kolay anlatıldığı gibi bir ölüm değil. Benim kendi fikrim ve gözlemlediklerim. Ben sonuçta hepsi beni çok iyi tanırlar. Zaten Hayri abla, siz Perihan diyorsunuz. Pervin diyorsunuz. Siz Dedeler Köyü'nden misiniz? Tarsus'un Dedeler Köyü'nden misiniz? Sayılırım. Oradan sayılırım. Tamam. Duran amca sonuçta evde öyle aman bir eşya bulunan bir evdir ki. Hani adamı öldürdük de eşyasını çalındı. Veyahut da adamı öldürdüler de cebinde büyüklüğünde para götürülen bir adam değil. Tamam. Bu adam da mal varlığı olan bir adam. Tamam. Zaten Doğan abi kendi halinde emekli bir polis memuru. Hayri abla ona keza. Cennet abla var. Siz beyefendi siz öldürüldüğünü mü düşünüyorsunuz? Ben öldürüldüğünü düşünüyorum. Bunu yapsa Mehmet Bey Hanım yapmıştı. Neden başka yapsınlar? Ya diyeceğim Allah'ım iftiramızdan bir iftiramızdan olsun. Kimmiş bu şahıs öğrenmek istiyorum. Kimmiş? İsmini söylemek istemiyor. Kimmiş bu? Ablacığım, mal bölüşümü var. Ortada zaten bir mal var. Çok ciddi bir mal var. Zaten şey Mehmet yok. Remzi Mustafa. Mehmet yıllardan beri bu malın içinde. Bir dakika biz, Yadigar'cığım dinle ki canat verin. Bir traktörünü satmak istiyor. Evet. Traktörü satmak istemişsiniz galiba. Babanın traktörü. Evet ya babanın traktörünü satmak istemişsiniz. Yok kesinlikle hocam biz öyle bir şey yapmadık. Kendileri sattı beraber. Traktör meselesi. Beraber sattık öyle bir şey yok hocam. Beyefendi bakın bu bir yorum mu? Ben şimdi bu bir yorum mu? Bu bir bilgi mi? Siz neye dayanarak Mehmet'in ve Yadigar'ın babalarını öldürdüğünü düşünüyorsunuz? Biliyorsunuz. Ben öldürdüğünü, yani şimdi size soruyorum. Oradan başka bir ev yok. Mehmet'in evi işte. Duran amcanın evi aşağı tarafta. Madem öyle bir şey olsa nasıl görmüyorlar bundan oradan? Evet. Geçeyim. Bu dışarıdan yani birisi gelse. Doğru mümkün değil. Yalan. Mümkün değil. Yalan. Mehmet yalan. Senin evinden kim, sen kayınbabanın orada rahatlıkla görülüyor. İftira atıyorsun. Görülüyor. Ya tabii ki rahatlıkla görülüyor. Yani engelleyecek hiçbir şey yok. İsmini söyle. Sen. Bir dakika. İsmini söyle yalan söylüyorsun sen. İsmini söyle bana. Benim. Oraya göz diken birisin sen. Orayı almak için göz diken birisin sen. Yok. İsmini söyle. Bize iftira atıp oraya göz diken birisin. Sana ne alacak olan alır. Ne yapacağım? Ne dediler hocam biliyor musun? Orayı alacak olan senin dediler en yakın biz bir arkadaşın dediler. Biz canımızdan da şüphe ediyoruz. Hocam şüpheleniyorum. Ne? Benim zaten kayıtlarımız var. Bir dakika var. Gizli tanık öyle bir şey söylüyorsunuz ki diyorsunuz. Söylesin Mehmet, ismini. Bir dakika dur. Söylesin canım. Mehmet her şeyi yapar. Mehmet her şeyi yapar demek şey ne demek? Bir dakika. Aslan gibi Mehmet. Dur Yadigar bir saniye. Sonuçta bunu düşünmek için çok bir şey, zeki olmaya gerek yok. Şimdi bu adamın parası yok. Parasını çalamadılar. Bu adamın kim? Yani ortada bize mal var. Parasıyla ne ortada mal var. Bölüşülmek isteyen bir mal var ortada. Bunlar, kim? Sen bu bunun ismini istiyorum. Bunlar bu işin buraya geleceğini tahmin edemediler. Bunlar bu işin buraya geleceğini tahmin edemediler. İşte bizim oraya göz diken biri geldi. Ya geldi benden burası hatırlıyor diyor. Ben dedim git ablalarımın yanına git, abimin yanına git dedim. Ben tanımıyorum. Evet. Bu karşıdaki Hataylı bekçi. Dışarıdan kim gelip mal alan bekçinin. Parasını veren alır %80. Ya. %80 tamam alsın. Ya ben seni sallama niye kötü ama için? Seni bu, bir dakika bir şey söylüyor. Ne diyorsunuz anlamadım. Buyurun. Ben onları tarlata niye göreceğim? Bana ne onun tarlasından? Bana o zaman ismini söyle. Geçimden. İsmini söyle madem. Kendini anlamak istiyorsan. Ben de senin armından öperim. Ben oraya göz diktiğini biliyorum. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Bu tane alalım beyefendi. Bu biraz da yoruma dayalı bir şey söylüyor. Bak Mehmetciğim tamam. Şimdi bir tane daha. Sizin hasımınız diye. İsmi bizde saklı. Biz bunu sayın savcıya bir dakika. Biz bunu sayın savcıya iletiriz. Evet. Şimdi bir tane daha sizin köylünüz bu arada o kişi. Evet. Bu arada biri daha var telefona yani şeyde ihbarda bulunmuş. Evet söyleyebilir. Yani şöyle şunu söylüyorlar. Diyorlar ki siz tapuları sürekli Duran dededen istiyormuşsunuz. Evet. Kesinlikle hocam. Söylesin o da vermiyormuş. Ya, en sonunda zorla almak istemişsiniz tapuları. Evet. Kesinlikle hocam. Dinle, öyle bir şey ölüm, yok. Dinle. Ölüm nedeni bu, buymuş yani. Öyle bir şey yok. Kendileri istiyor. Bir devamlı. Bir şey her geldiklerinde. Kardeşim. Bir şey soracağım. Ablam bir şey soracak. Evet. Motoru istemişsin babamdan. Buna doğal şahit. Hakkım dur, değil bir, mi? Bir dinle ya. Motoru istemişsin babamdan. Babam da vereceğim demiş. Evet. Arabaya bindirmişsin. Yarı yolda babam vazgeçmiş. Orada indirmişsin o adamı. Kesinlikle. Buna şahit de var. Kesinlikle bak.
Babama abla, niye doğal babama. Hakkın senin? Bak, niye doğal hakkın senin? Neyi ben doğal? 40 senedir o motorları ayakta tutmuşum, orayı ayakta tutmuşum. Vallahi. Niye vermiyorsunuz? Emisinden mi ayakta tutuyorsun? Sen gezdin, keyfettin ama orada buna keyfettin. Aha, bunlar da köylü. Benim istemi düşün. Düşün. Belki sana satmak istemiyoruz. Tamam. Satma. Amenna satmadın. Tamam. Satmadın. Bir dakika, tamam. bir dakika. O babanın cinayetine gelelim. Pervin Hanım bir saniye, bir dakika. Telefonda bir ihbar daha var. Alo, hatta mısınız? Evet efendim. İsminizi verebilir miyim? Bir sakin ol, ne olur. İsminizi vermiyorum. Nevzat Babaözü. Tayfun Eren'in iş yeri arkadaşıyım ben. Ankara'da arıyorum. Nevzat Babaözü isminiz. Evet, Tayfun Bey'in iş yeri arkadaşıyım ben. Ankara'dan arıyorum. Tamam, vefatından önce yanında kalmışsınız galiba. Evet. Dinleyin ne olur Yadigar'cığım, kurban olayım, bir dinle bakalım. Vefatından önce yanında kalmış, evinde mi kaldınız Duran amca? Evet, evinde kaldım Tayfun Bey'le. Evet, ne dedi size? Şimdi ben Tayfun Bey'in iş yeri arkadaşıyım. Oraya ziyarete gittik. Kaç sene önce gelmiş hocam? Ne kadar önce? Ziyarete gittik. Duran amca oturduk orada. Ne zaman geldi? Bir şey söyleyeceğim bak Yadigar. Evet. Biz ekranda konuşurken. Bir dakika beyefendi durun. Nevzat durun. Siz kendi aranızda konuşunca biz hiçbir şey anlamıyoruz. Biraz ne olur bir susar mısın? Susmanın da köylülükle ne alakası var? Evet. Şimdi bak Nevzat sen ne zaman gittin oraya onu bana söyler misin? Zaman. Bir zamanım 3 sene oldu yani. 3 sene tamam. Ne duydun sen Duran amcadan? Şimdi biz oraya gittik Tayfun Bey nasıl? Orada çok güzel bahçesi vardı. Hı. Bu Mehmet Bey'in eviyle Duran amcanın oturduğu evin arası 50 metre. Çok yakın biliyoruz evet. Evet 50 metre bir de yüksek yer aşağıdan biri geldiği vakit görünür orada yani. Tamam Duran amca oturduk. Size ne söyledi? Evet. Duran amca oturduk orada çay demledi oturduk. Ya dedi Duran amca yerin çok güzel dedim burası çok çok güzel yerin. Neyse o Mehmet Bey bize hoş geldin'e gelmedi. Abisi gelmiş Ankara'dan misafiri var yanımıza gelmediler. Ben dedi tek ki, çalışan bir adamım. Tamam, çocuklar öyle... yanımda durmuyor dedi. Çocuklar dedi öbürleri Ankara'da. Bu adam dedi beni rahatsız ediyor. Bu tarlayı bana ver. 50 dönüm bir yeri. Çok güzel olur. Yalancı Allah seni var ya bildiği gibi yapsın sen kimse. Orası bugün değeri 20 trilyon lira. Seni şeye vereceğim. Savcılığa ismini aldım. Savcılığa vereceğim seni. Tabii sen ama kimsin? Ben seni Mehmet Bey şöyle ben seni tanımam ama ben Tayfun tamam, Bey'in ben bir tek çalışan adamım. Anla biraz evet. Dinleyek. Biz de dostumuz düşmanımız var. Rahmetli Duran amca dedi. Oğlan dedi rahatsız ediyor. Bu da burayı bana verdi. Bahçeyi istiyor Allah dedi. Allah Allah yalana bak ya. Yani şeyi böyle sen ben Mehmet Bey de tanımam. Yani 3 yıldır o zaman şeyleri arazilerin tapusunu istiyor. Öyle anladım iddiası. Evet var. Evet yeri istedi. O zaman orası 50 dönem o oturduğu yer çok yani ölüm nedeni o topuları vermediği için mi? Yalan bahçesiymiş o. Yalan söylüyor. Ne kadar orada. Beni rahatsız ediyor. Burayı bana ver. Sen benim yanımda duruyorsun diye. Bu yalancı şahit böyle hocam. Böyle sıkıştırma yapıyormuştu. Abi. Yalancı şahit. Bunlar bunu anlayacak. Ayfer Yengengil bu. Bir dakika bir saniye. Peki derdi ne? Neden? Bir dakika alalım. Bir dakika Nevzat'ın sesini alalım. Neden yalan söylesin ki? Çıkarı ya ne? Hocam niye yalan söylesin? Biz öyle bir şey olsaydık zaten babamla beraberdik. Ben hayır. İstemem. Ben geleriyle ama uğraşan bir adamdım. Bak, babanız duygularını şiire döken, yazıyla anlatan her bir adam. Her zaman dökerdi babam. Bir şey söyleyeceğim. Bak bir şey daha merak ettiğim bir şey var. Geline bak iki şiirini bir ekranlara getirelim mi? İki nolu şiiri. Bir de Duran amcanın bir ikinci bir defteri var. Evet. O defter kendinde. Kayıpmış. Onu yok, soracağım şimdi. Sen de Mehmet. Bir dakika geline bak. Bizi şey. Gösterdin. Dinle. Yok, dinle abla bak. Dinle, gösterdi. Bir dakika. O şeyde yandı o. Köşke. Dünyada eşi yoktur. Açılınca çene çoktur. Benim gelin bizde tektir. İşte bizim gelinimiz. Aldık ama yanlış ettik. Eş dostu düğün yaptık. Aldık ama hapı yuttuk. O işte bizim gelinimiz. Babasına saygı yoktur. Bana karşı yanlışı çoktur. Lafları zehirli oktur. İşte bizim gelinimiz. Hürmetle saygı bilmez. Kayın babasına gelmez. Suratı da hiç mi gülmez? İşte bizim gelinimiz. Geleni geçeni kıskanır. Büyüğünü çok az tanır. Kendi kendine söylenir. O işte bizim gelinimiz. Duran der olmaz olsun. Emeklerim haram zıkkım olsun. İşte benim güzel gelinimiz. Şimdi bak Ayfer Hanım Ankara'da. Hı. Diğer gelinler nerede? Zaten beni çok severdi. Tabii hayır abi başka bir diğer gelin Adana'da. Evet, onun yanında olan Yadigar'cığım onun yanında olan gelin sensin. Evet. Benim ama bana yazmaz o. Sana yazdık hayatım. Benim bir resmi bile yok. Şöyle ya resmi Mehmet, bile. Ya Mehmet sen de okudun bunu ben ya. Murat'ın hanımına yazdık. Yapma yazdım. Be yapma be. Turan abim de gelsin. He, Murat da gelsin. Söylesin. Gelsin söylesin. Gelecekler. Gelsin. Bu şiir sana söylesin. Yazılık. Sana. Bana mı? Ben geleni miyim? Yok. Şeye. Evet. Neydi kızın adı ya? Gülsüm. Gülsüm. Yok. Sana yazılık. Ben sana yazılık. Gülsüm.
Gülsüm yanında durmadı ki. Gülsüm tamam, ona geliyor da ne diyordu biliyor musun? O da benim gibi uzakta bir yere geçti. Bir günde sen yıkar bıraşıyor dedi. Bu kadar 20 dönüm yer sattı o Adana'dakına harcadı. Sana ne? Ben ödedim borcumu. Niye sana ne? Niye aynı anda konuşuyorsunuz ya? Bir yadi görüyor musun? Söylememe. 20 dönüm yer sattı babam. Biz ödedik oranın borcunu. Ondan önce de 10 sene ben ödedim oranın kazancıyla. Her sene hocam bilir. Her sene 7 milyar ben borç ödedim oraya. Bana sizden bir şey söyleyeceğim. Bu ikinci şiirlerine yazdığı ikinci bir şiir kitabı varmış. Yok hocam bizde. Bunda. Yapmışsınız. Bak yok kesinlikle. Bak nerede? Orada köşk nerede? Vardı. Yok, annem yok. Oturduğu yerde köşk vardı. Köşkü yaktı bir babam. Bir şey diyebilir miyim dedim. Komple yani köşk baba, yandı. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bu kadar şiirlere benim babam da yazardı babam böyle. Evet. Benim babamın da değişleri vardı. Kendi. Bir şey söyleyeceğim. Mehmet. Sen de o. Bir saniye. Sus yani. Şimdi bu kadar şiirlere meraklı kendi duygularını döken bir insan kendi yazdığı şiirleri yakmaz ki. Yanar mı babanın yazdığı köşkü şiir. Yandı, Didem köşkü. Hanım olur mu ya? Ha, kendisi yakmaz. Sen diyorsun ki kendisi yakmaz. Ben de yakmam. Kim yaktı o zaman? Babamın sandığı vardı köşkte. Köşke alta, ateş değerdi. Biraz başladıydı hastalık. Bir devre geçirdiydi. Ondan sonra orayı yakınca onun sandığı komple yandı. Köşk ağaç yandı. Evin önünde ağaç vardı dört hocam. Dörtten etfaiye geldi. Yanlışlıkla kendi şiir kitabını yaktı yani. Komple hayır. Yandı evin önündeki şeyler. Evin içinde kapkaşlı hani karma. Mehmet Bey şey vermiş ya. Hı. Onda biz şiir kitabını okuyoruz. Mustafa Kemal kardeşime resmen gösterdi. Bu şiiri çocuklara verdi dedi. Bak. Dedem dedi, dedesi dedi. Bize şiir defterini istedik vermedi. Çocuklar. Çünkü oradaki bütün her şeyi toplamış bu. Ne toplamış? Kimse konuşma. Ben kardeşimle konuşuyorum. Zaten bütün dünyanın başı sensin. Sen kadın. Bütün her şeyi yapan sensin. Sen. Bak senin peşini bırakmayacağım. Asla vazgeçmeyeceğim. Didem Hanım'ın o anamlara Gitmeyeceğiz. Sana gitmeyeceğiz. Bu baba 50 sene bu hale nasıl geldiğini, acı içinde yattığını unutmayacağım. Doktor sizi mahvedeceğim. Her şeyi var canım benim. Diğer adama vermişim, hepsini vermişim. Allah'ın kendi arasında o anda. O anda görmedim. Gördüm ki sen Allah'ın kendi haşa yani bak Ramazan ayındayız. Evet. Allah'la kendi arası Azrail geldi yani. dövdü gitti görsen, mi yani? Hocam baban çırpınıyor orada bir arkadaşın da çırpınsa varın kaldırın hocam öyle iş olur mu? Bak çırpınma ya bunlar ya uçmaz. Ya yandığını nereden biliyorsun? Ya acil 112 dedi hocam. Mehmet gelsene. Ben gördü çırpınmış senin baban bu hale mi gelmiş? Benim gayem babam. Ya hocam böyle bak biz bunu kaldırdığımızda böyle bir şey yoktu hocam. Hiç yoktu. Böyle bir inşa izniniz yoktu. Kesinlikle yoktu. Allah'ım sen sabır. Aman kurban olayım ya kolları yani biz acil 112 ile kaldırdığımızda sedire kaldırdık doktor şeye koyduk. Doktor mu yaptı o zaman? Yalan mı söylesin adam? Acil 112 ile doktor vardı. Üstüne acil 112'nin şoförüyle koyduk. Yani hiç böyle eskiden bir şey yok Ayfer hocam. Eskiden Ayfer yengeme bile çok tamam, neler etmişsin. Şimdi de bana diyor işte. Böyle bir şey yoktu yani. Sana ne kadar var? O benim aramda. Sadece şurada şey vardı bir dakika, hocam. Bir dakika. Vardı. Ya aynı anda tamam Mehmet. Bak. Bir sen dışarı çıksana hanımlar bir şey söyledi. Bir dışarı çıkar mısın? Dışarı çık. Lütfen rica ediyorum bir dışarı çık. Ben mi? Evet lütfen bir dışarı çık. Dururum hocam bir sıkıntı yok. Sus o zaman ne olur bak. Sus. Aynı anda konuşuyorsunuz. Bir şey söyleyeceğim. Demin bir şey dedin Yadigar. Önce Ayfer, Pervin Ayfer'i de sevmiyordu. Öyle geçinemezdi mi? Dedi. Geçinemez neler? Miydiniz? Söyle Ayfer yenge kendini anlatıyordun ya bana. Ya yeri geldim ana kız geçinemez. Geçin yani. Dikkat et ona. Tabii ki olur. Dövüşümüz de olur. Ha. Kavgamız da olur. Neler? Hakaretlerim. Mal birleştirme bunlar hocam. Tamam bu böyle değil işte. Sen şimdi bunu niye getirip araya sokuyorsun? Mal tatlı. Mal tatlı. Mal duran dedeye olmuş gerçekten. Çok yazık. Rukiye'nin nerede olduğunu açıklayacağım. Ömer Yel'in bizden beklentisini açıklayacağım. Biraz ara.